Şimdi çalışmamızda el melik çalışıyoruz. El melikte önce elifimizi aldık. Bıraktık. Sonra el melikin lamını, sonra mim bu şekilde, bakın. Sonra bıraktığımız yerden geri alıyoruz. Devam ediyoruz. El, me, lam elifi getiriyoruz. Şöyle. Şimdi de kerf harfinin dayanağını. Evet, aldık. Devam ediyoruz. Bıraktığımız yerden hep devam edeceğiz. Çünkü kuralımız o. Evet, şimdi el melikte kefi de hallettik. Bu koyduğumuz hemze elifi şuradan şöyle baktığımızda şuraya denk gelmesi lazım. Şöyle. Bu tarafa taşmayacak. Dolayısıyla da elifimizin zülfiyesini de yapalım ve şık dursun. Gerekse lamada bir zülfe yapabiliriz. El melik oldu. Bu birinci mimin şekliydi şurası. Bir de mimi gözlü mim yapacak olsak, bu ama mimdi. Gözlü mim yine aynısı. Elifimizi yaptık güzel bir şekilde. Sonra mimimizi önce lamı yaptık. Bakın. Kaldı mı? Kaldı. Sonra alıyoruz mimin. Evet. Tekrar alıyoruz mimi, bakın. Gözlü mim deniyor buna. Diğeri de ama mimdi, yani görmeyen, kapalı mim gözü. Sonra mimi bıraktığımız yerden alıyoruz. Devam ediyoruz. Lamı yaptık. Lamdan aldık. Nereye gidiyoruz? Kefe gidiyoruz. Evet. Kefinde dayanağını yapıyoruz ama buradan almıyoruz. Buradan direkt belinden. Doğru olan o değil. Doğru olan bıraktığımız yerden. Hayat da öyle. Bırakılan yerden devam eder. Evet. Kefimizi tamamlıyoruz. Dolayısıyla da burada kefimizi aynı şekilde koyuyoruz. Dolayısıyla iki türlü mim. Bir burada görünen, gözü gören, bir de gözü görmeyen mim. Belki başka türlü mimler de olabilir ama doğru olan budur. Şu melikin sonunu tabi böyle yaptık ama şöyle yapmak daha doğru. Şu şekilde.